İyi günler arkadaşlar. Ben Sefa Cersoy. Bugün sizlerle Testaments of Sherlock Holmes oyunuyla beraberiz. Marmaris'ten bugün sizlerleyim. İstanbul, İzmir, Çanakkale derken şimdi de Marmaris'teyiz. Turuncu Levi ailesi olarak bayağı gezinti bir hal aldık. Her Türkiye'nin her şehrinden size sesleniyoruz yavaş yavaş. Evet, berbat bir Marmaris sıcağıyla sizlerleyiz. The Testaments of Sherlock Holmes oyununu tam çözüm olarak yapacağız. Bu oyunu çekmek için biraz bekledim çünkü Türkçe çeviri ekibi bu oyunu Türkçeleştirdi. Daha önce Car Mechanic Simulator 2014 oyunu falan Türkçeleştiren, resmi şekilde Türkçeleştiren Türkçe çeviri oyunu. Bu oyunu da resmi şekilde Türkçeleştirdi ve Steam'den oyunu aldığınızda Türkçe şekilde iniyor. Bir de oyunu bitirdim. O yüzden biraz da ona zaman geçirdik onunla. Kulaklığım yok. Bu videoları da geçeceğim. Siz oynarken mutlaka şey yapın. Videoları izleyin. I have indeed, Watson. And believe geçmemiz lazım. Çünkü bayağı uzun sürüyor. Evet, kulaklığım yok. Size ses gelebilir. Kusuruma bakmayın. Marmaris'teyim işte. This window. Şu şekilde ipuçlarını inceliyoruz. Bize ilk tutorial tarz bir şey veriyor. Bir hırsızlık oldu. İşte neydi? Tamam. Bir hırsızlık oldu. Onu çözdük. Ama hani nasıl çözdün hadi sen diyor Doktor Watson ve biz de ona anlatıyoruz. Yani daha doğrusu bir çözümümüzü şey yapıyoruz. Gözden geçiriyoruz. Sonra da anlatacağız. Oyunun kontrolleri çok kötü. Hani o konuda bir şey de diyemiyorum açıkçası. Fazla yavaş ve fazla gerzek diyebilirim bir kontrol var. Yani koşuşu görüyorsunuz. İçinde bir de hani durduğunuzda tekrar yürümek falan, yani bir akıcılık yok oyunun animasyonlarında ama oyun sonuçta bir bulmaca oyunu. Hani çok da şey yapamayız. Çok büyük bir beklentimiz de yok zaten. GTA modunda değiliz. Evet, ilk olarak ipuçlarını arıyoruz. İlk gittik işte cama falan baktık. Yırtık kırılmış. İçerideki madalyon yok falan. Şimdi buraya geldik. Bu tutorial olduğu için çok bir şey hızlıca geçiyorum. Buradaki herkese bakacağız. Bir tam sözün burunda çekmem gerektiğini unutmamam lazım. Evet, şöyle görüntü şeylerini de değiştirdik. Shift'le koşuyorsunuz diyor. Koşalım. Koştuk. Space'te de hani mesela baktık bulamıyoruz bir şey. Space'e bastığımızda gördüğünüz gibi bakmadığımız ipuçlarını görüyoruz. Bir nevi L.A. Noire havası var oyunda gerçekten. Rockstar'ın çıkardığı L.A. Noire oyunda, hani bir polisi oyundu, gayet hoş bir oyundu. Bir L.A. Noire havası var. Not very. Türkçe şekilde, yani Türkçe olmadan oynamanız bayağı zor. Çünkü birçok bulmacada hani bulduğumuz ipuçlarından şey eşleştiriyoruz. Nasıl diyeyim? Bulduğumuz ipuçlarını birleştirip hani çözüme gidiyoruz falan. Zor olabiliyor. Türkçe haliyle bile zorken İngilizce haliyle bayağı daha sıkıntı. Dediğim gibi tam çözüm olduğu için hani çok da beklemiyorum. Videoları geçelim. Gösteriyor diyor adam. Buraya küçük bir şey girmiş olması gerek falan diyor işte. Maymun girmiş, buradan atlamış, buradan geçmiş, piyanodan geçmiş. Sonra yukarı Ayize'ye atlamış. Ayize'ye atlarken boynuna astığı kolyeyi düşürmüş akvaryuma. Sonra o demin açtığımız paravanın arkasına saklanmış, içeri hizmetçiler gelince de açık kapıdan çıkmış. Olay bu. Biz de kolyeyi bulduk. Akvaryumdaki ölü balıktan kolyeyi bulduk. Hani onun kafasına düşmüş ve ölmüş dedik. İlk şeyimiz buydu. İlk nasıl diyeyim, bulmaca çözümümüz. Hemen şu telefonun sesini de kapatalım. Evet, Dr. Watson yine bir şeyler içiyor. Burayı geçemiyoruz. This morning's newspaper. Holmes, have you read this article? Evet, makale yayınlanıyor bir tane bizim aklımızda. Bir tane gazetesi var arkadaşlar. Çok sinir bozucu bir herif. Bizim aklımızda iftiralar yazıp duruyor. İşte kolye sahte çıkmış arkadaşlar. Ki kolyeyi teslim etmeden önce hani kontrol etmek ister misiniz diye ev sahibine verdik.
Yok gerek yok falan filan anlayabiliyorum zaten gerçek olduğunu falan dedi. Biz de kolyeyi yerine koyduk. Ve kolye sahte çıkıyor arkadaşlar. Bu gazeteci de söylüyor. Sahte çıktı işte Sherlock Holmes'u özellikle kendi bırakmak istemişti ve bir anda sahte oldu kolye falan. Acaba Sherlock mu çaldı falan filan diye bize iftiralar atıyor. İşte polisler geliyor hani nedir bu durum falan filan diye bize şey yapıyorlar. Ne oldu falan. İşte bize bir şey yapacaklar. Kolyeyi yani sahte olup olmadığını kontrol ettirecekler. Bizim de randevumuz var, acele ediyoruz falan. Neyse, ederiz kontrol falan diyoruz ve evet, burada şu ele tıklamamız gerek ama kontrollerin zorluğu burada da kendini gösteriyor. Bakıyoruz, kolye gördüğünüz gibi şurada bir sahtelik var. Küçük, şey, düşük kalitede. Şurada farklı bir renkte. Şurada küçük bir kolye şey var. Evet, bu kolye sahte diyoruz. Falan filan. Biz de sonra yargılıyoruz psikoposun evine. Yani ikinci görevimizi ama burada bir Watson'ı kontrol ediyoruz. Bizden ne istemişti bu herif? Londra haritasını. O da çalışma masasında arkadaşlar. Bu harita bizim bütün yerlere gidişte şeyimiz olacak. Yani bu haritayı kullanacağız her yere giderken. Bir giriyoruz arkadaşlar. Bir anda bu yardımcısı mı denir, psikopoz mu da neyse işte bir anda aceleyle çıkıyor falan, nedir ne oluyor falan filan muhabbet yapıyoruz. Bir bakıyoruz psikopoz içeride mefta. Yani öyle böyle mefta değil. Şimdi göreceğiz zaten. Adamın hani nasıl anlatılır bilmiyorum da. Adamın ağzını burnunu kırmışlar diye kibarca. Adamdan geriye kalan şeyleri... Evet, mesela varlığı yok, psikopatın hiçbir varlığı yokmuş. Tamam, bu bir ilk ipucumuz bizim. Hemen şöyle bir kontrol edelim. Burada kağıt kutusunun üstünde kan var. Burada kanlı bir viski şişesi var ki psikopos içki içmeyen biri olarak biliniyor. Evet, burada işte kırık bir içki şişesi. Sarhoş etmişler gibi görünüyor falan diyor bu psikopos yardımcısı herif. Sen nereden bileceksin lan diyoruz biz de. Hani koskoca Sherlock Holmes'uz, dedektifiz. Sen kim oluyorsun? Tırırım diyoruz. Burada her şeyi bir kontrol edelim. Şurada aşağıda woohoo, kırbaçlar var. İşte onu ama kırbaç değil tabii ki. Beden terbiyesi. Hani löpşük löpşük diye sırtlarına vurdukları şey var ya o. Şunu alıyoruz metal çubuk. Buna da bir bakıyoruz. Bunda da dikenli dalga işte. Onu da bellerine sarıyorlar falan. Acı çekiyorlar. Günahların acısı falan muhabbeti. Şu yerde ayak izleri var. Ona hemen bakalım. Bunları da oynarken direkt tam çözüm sonuçta hani bulamadığınız yerlerde buraya bakarak da şey yapabilirsiniz. Hadi. Evet, mezuramız var. Mezura nedir yani? Metremiz var işte. Ölçüyoruz. 9 feet diyecek. Bu da 9 feet. 9 numara işte 9 feet ne? Bu da 9. Bu da 9. Pardon, bu 9.5. Bu da 9.5. Bu da 9. Bu 1. Tamamdır. Bununla işimiz bitti. Şimdi bunu alıp neymiş? Hani bu izler, toprak mı, ne izi, nasıl bir pantolon falan filan diye bakıyoruz. Yani şuradan bir tane küçük taş aldık. Falan filan. Şimdi soru 1 arkadaşlar. Burada 2, 4, 6 tane ayak izi var. Bunların 4'ü 9 numara. Bir tanesi 9.5 numara. Şimdi buna yanıt vermeden önce artık psikoposu bir inceleyelim de şurada bir şey var, onu alalım. Evet. Neymiş? Kırık bir şişe ve tepesinde kan. Kimyasal kokusu vardı bunda. Evet arkadaşlar, bu herifi bir inceleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Tipi görüyorsunuz. Adamın ağzını burnunu kırmışlar. Burada yüzü inceledik. Şuradaki kesikleri inceledik. Burada bir şey yok başka. Eli inceleyelim. Şurada işte kullandığı o kemerin delikleri falan filan. Burada eller kırılmış. Parmaklar. Başka bir şey var mı burada? Bakıyoruz. Aa, şurada bir şey var alınacak. Aldık. Başka kontrol. Eğer şey maviyse arkadaşlar. Bakın mesela suratta incelenecek bir şey kalmamış. Göğüste şeyde kalmamış karınında. Aşağıda var. Mavi ise incelenecek bir şeyler kalmış demektir. Ya da incelenmemiş orası demektir. Yeşil ise incelenmiş. Bir daha bakmana gerek yok moduna giriyor. Şuradaki parmağı alalım. Şunu alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Burada incelenecek bir şey kaldı mı? Bakalım hemen. Evet, burada da kalmamış. Stopoz'un üzerindeki de yeşile dönecek şimdi. Hadi. Ayakkabıları yok gördüğünüz gibi Stopoz'un.
Ayakkabıları gitmiş herifin. Şimdi deminki ayak izlerinden ilk burayı yapmamız lazımdı ama ben geçtim tabii. Deminki ayak izlerinden buraya bağlantı kuracağız. Burada bir neşter var, kanlı bir neşter. Burada bir kapı var. Kapıyı açamıyoruz. Evet. Şurada psikoposun odası var. İçeride hiçbir şey yok. İnceleyelim bir de. Hızlı bir şöyle geçelim. Hiçbir şey yok içeride. Başka. Gidip şu ayak izlerine bir daha bakalım. Evet arkadaşlar, soru 1. Gel soru. Evet, odada kaç tane suçlu var? 6 ayak izi olduğuna göre 3 tane suçlu var. Evet, doğru. Soru 2. Ayak izlerinden ne sonuç çıkıyor? Adamlardan biri daha odadakilere katılmış. Adamlardan biri farklı bir ayakkabıyla odadan çıkmış. Adamlardan biri ayak izleri bırakmamacasına götürülmüş. Bütün adamlar tek ayak üzerinde. Biri farklı bir ayakkabıyla çıkmış. Çünkü farklı kütle ve farklı bir materyal falan filan muhabbeti. But one of them was wearing a different pair of shoes. So, all we have to do... Evet, burayı da hallettik. Sonra şu adamla bir konuşmayalım. Burayı da geçtik. Evet arkadaşlar, şunları hemen tıklayalım. Şimdi, psikoposun ayakkabıları kayıp. Onunla şunu, katillerden biri farklı bir ayakkabıyla ayrıldı. Buradan hemen bir bağlantı kuralım. Katillerden biri psikoposun giydiği ayakkabıları... Katillerden biri psikoposun giydiği ayakkabıları bıraktı. Evet. Varlık olarak hiçbir şey yok ve veranda aranmadı. O verandayı arayacağız ilk. Sandık var, işkence var, tövbe var. Vahşice işkence ettiler ve psikopoz da kendine acı çektiriyordu zaten. O yüzden işkenceye direndi diyebiliriz. Katiller kasayı açamadılar. O bir tane resmin yanında kasa vardı. Açamadılar. İşkenceye direndi. Emellerine ulaşamadı. Yani kasayı açamadılar ve işkenceye direndi. Evet, burayı da yaptık. Evet. It is evident that the Katiller fakir ki adamın ayakkabıları görünce yürütmüşler falan filan. Evet, burayı yaptık arkadaşlar. Psikopat polise haber vermek istedi o yanımızdaki eleman. Biz de izin vermedik. Sonra işte Watson da onunla beraber gitti falan filan. Şimdi hazır buraya kadar gelmişken bir verandaya bakalım. Adam gitti zaten. Burada kilidi biz açacağız. Ama onun için bir şey gerekiyor muydu? Şöyle. Hangi tuşta o ya? Heh, buradayız. Metal çubuğumuzu kullanalım. This lock. Metal çubuğu envantere girerek açıyoruz. Şu kilidi aynı şeklini yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Neymiş? Düz gidiyor. 2, 4 parça var. 1, 2, 3, 4. Şurası da sayacak. Düz gidiyor. Aşağı iniyor. Yukarı çıkıyor. Daha da yukarı çıkıyor. There we are. It is simplicity itself. Evet arkadaşlar, kilidi de açtık, verandaya ulaşıyoruz. There isn't anything much in this room. It must be used as a reading or meditation odası falan filan. Bir bakıyoruz, şey var. Mürekkep var. Hayırdır hacı bu diyoruz. Bakıyoruz altına da geçiyor falan filan. Sonra verandanın diğer tarafı, ne verandası ya, halının diğer tarafına da bakıyoruz. Orada da mürekkep var. Döndürülmüş halı. Hayırdır. Şuraya bir bakıyoruz. Mektuplar, şey hokka, hokka devrilmiş falan filan. Şurada bir şeyin üzeri bir şeyle örtülmüş. Ona bakıyoruz. Bir bakıyoruz. At! At mı lan o? Leyla ile Mecnun'u izleyenlerdir. Falan filan. Onu da alıyoruz. Şimdi, mesaj var heykelin altında. Bir kadından, işte seni seviyorum falan filan muhabbeti. Evet, şimdi şu şeyi iyice kaldıralım, halıyı. That is curious. Ne oluyor lan? Satranç çıktı halının altında. That is curious. I need something. O satranç için atı bir alalım ve buraya tıklayalım. Şimdi arkadaşlar, at burada. Burada olayımız at ile tüm şu kareleri doldurmak. 1 2 3 4 sonra 5 5 buradan şura olabilir. Şura olabilir. Buralar olur ama şurası. Sonra buraya. Buradan şuraya. Buradan buraya gideriz. Buraya gideriz. Buraya gideriz. Buraya gideriz. Buraya. Ve ah geç. Burası oldu. 10 oldu.
11 oldu. 12 oldu. 13. Şimdi buraya gidebiliriz, buraya gidebiliriz. Buraya gidersek buradan çıkışımız şurası olur, şurası olur, şurası olur, şurası olur. Şurası olur. Ya buraya sen ya. Şuraya gideceğiz galiba. Bakıyorum bu arada da. Evet şimdi. Buradan zaten gideceğimiz tek yer burası. Buradan şuraya gidebiliriz, buraya gidebiliriz. Buraya gitsek, buraya gitsek, buraya gitsek, buraya gitsek, buraya gitsek, buraya gitsek. Ve sonra da buraya. Tamam doğru. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Olayımız bu arkadaşlar. Şimdi bitti. Ne yapacağız başka? Taş falan. Taş da kırsak buralı. Tamam işte yaptık. Ne yapacağız başka? Bir şeye ihtiyacımız varmış. Neye ihtiyacımız var? Evet, şey büyük ihtimal. Evet. Buradan bir şey daha çıktı arkadaşlar. Birkaç mektup daha. İşte oğlumuz büyüyecek, oğlumuzun doğum günü, işte evlenmeliyiz, meşruiyet kazanmalı artık oğlumuz falan filan diyor. Pedere gönderilmiş. Gayet meşru çocukları var. Hayırdır lan diyoruz. Ya peder sonuçta evlenemez falan durumu herhalde o gayrimeşru olması sebebi. Şimdi elime düştüm peder diyor bizimki. Hani bize destek olmuyordu peder, yardımcı olmuyordu. Yok açamam, yok edemem, yok söyleyemem falan yapıyordu. Hacı hayırdır diyeceğiz şimdi, senin olayın ne diyeceğiz şimdi. Hani elimize düştü gayrimeşru çocuklar, ilişkiler, bilmem neler. Ya yardımcı olursun ya da sonun kötü olur diyeceğiz. Yani orası aslında özgüren herifin değil de pederin gizli bir alanıymış. Reverend, why hide these letters here and run the risk of the bishop finding them? Holmes, what's in the letters? Not now, Watson. Merif yalpaladı böyle gitti. The content. Evet. Şimdi tek. Do you understand that you are the prime suspect? Şüphelisin nasıl diyeceğiz? Yardım etmem dedi. Şüphelisin. Hani tek sen varsın. Not me. I think. Ölebilirsin falan filan şey. Ne? Suçlanabilirsin. Falan diyeceğiz. Hapse girersin. Bilmem falan filan. Evet. Kasayı açın. Falan dedik. Kasanın olayı arkadaşlar. Bakın birini koyduk. Şuraya koyarsak bu gidiyor. Yani çapraz olarak ve düz yatay olarak. Şurayı hiç araştırmamışız. Bunları araştıracaktım. Neyse. Zorlamışlar falan diye. Çapraz ve düzlemsel olarak aynı sırada iki tane bulunamaz. Yani şöyle koyabiliriz. Sonra şöyle koyabiliriz, şöyle koyabiliriz. Sonra buraya koyamayız, buraya koyamayız, buraya koyamayız, şuraya koyabiliriz. Aa koyamamışız. Buraya koyduk. Nasıl yapmıştık biz bunu? Buraya koyarız. Buraya koyarız, bir de şuraya koyarız. Now, evet, yaptık. Açılmıyor, nasıl açtın lan sen diyor. Açtı gitti herif. Yakalayamayacak Watson. Geçelim buraları. It is annoying. What have you? The Reverend. Ne buldun diyor, söylemiyoruz. Yani Watson'dan da bir şeyler gizliyoruz ha. Öyle ortaksın, ortaksın diye her şeyi bilmene gerek yok diyoruz. Evimize mi gideceğiz? Evimize gideceğiz. Başka bir yer yok zaten şu anda. Watson, stop complaining. İpuçlarını inceleyeceğiz şimdi. Yani bu katiller nereden gelmiş diyeceğiz. Ay. Şimdi taşı inceleyelim. İlk önce taşı bir temizleyelim. Yok temizlemeyelim. İlk bir su dökelim. Sonra ne yapacaktık la biz buna ilk? I can see something. Evet tamam. İlk su dökmeyecek miydik ya? Asit dökecektik pardon. Evet temizlendi. Sonra biraz temizledik. Boyayla kaplanmış bir granitmiş taşımız. Tamam bu bir. Sonra ikimize bakalım. İpten birkaç taş örneği aldık. Sonra içine biraz su dökelim. Yok, buna da masif dökeceğiz lan. Asit olmaz mı? Bu olmaz. Kesebiliyor musun? Yok, kesemiyoruz. Birkaç şey daha. Şunu aldık. Tamam, bunu da aldık. Sadece bir tarafa aşınmış alatında arkadaşlar. Onu söyleyeyim sadece. Kan var. Su dökeceğiz. Tamam. Şunu da temizleyelim. VCCH. Ne anlama geliyor? Whitechapel etrafındaki bir hastane. Şimdi bunu da aldık. Şuradan ilk temizleyelim. Çok kirlisin bence. Tamam.
Sonra buna ne yapacağız? Of skin. Kesilmiş, koparılmış bu diyor. Bu parmak koparılmış, acı diyor bize. Burada izler var, gördüğünüz gibi. Diş izleri var. Tamam, bu da tamam. I must compare this. And if I mix, biraz döküyoruz. Biraz karıştırıyoruz. Karıştırıyoruz da ileyle karıştırıyoruz. Nesnelle karıştırıyoruz. Evet, tırnakta bulunan şeylerle bu toprak bilmem ne aynı yerden. Yani halatın üzerindeki toprak aynı yerden çıkartılmış diyor. Biz de Watson olduk. Kitap arıyoruz. Şimdi o bölgedeki şeylere, Whitechapel etrafındaki bilmem nelere bakacağız. Yine gazetede abuk subuk haberler var bizim etrafımızda, şey bizimle ilgili. Psikopatı biz mi öldürdük falan muhabbet yapıyorlar yani. Öyle bir şeyler. Evet, kitabı bulduk. Orta'daki, Hollanda'daki, Londra'daki dispanserler falan filan, sağlık merkezleri. Çalışma masasını üstüne koyacağız. Şurası çalışma masası. İlk kitabı seçmemiz gerekiyor. Bunu masum tekerleğiyle seçebiliriz. Evet, şimdi. Kitabı kontrol edeceğiz. Evet, ettik. Şimdi, halatın sadece bir yanı açılmış arkadaşlar. Yani halat sürekli aynı tarafıyla kullanılmış diye biliyoruz. Nemli toprak, Knightbridge psikoposunun katilleri tarafından getirilmiş. Tamam. Çukurdan çıkan toprak, kuyudan çıkan toprak, nehrin kıyısından çıkan toprak. Bakarız buna. Siyah boyalı granit parçası. Siyah boyalı granit parçası. Bir parça siyah boyalı anıt. Anıt, evet. Hemen bunu da geçelim. Bu da çukur. Sonra. Bu muydu? Evet, sonra. Evet. Böyle değil mi diye. Binadan toprak. Evet, bu. Tamam, anıt. Buydu, pardon. Tamam, böyle olması gerekiyor. Mezarın yanında. Evet, mezar taşına yapmışım, mezarın yanında. Evet, doğru çıktı şimdi bizim kurduğumuz sistem. Tamam, doğruysa bakacağız neresi, nedir, ne değildir. Tamam, bu doğru. Bakalım neresi var arkadaşlar. Şimdi, Whitechapel Kliniği bir mezarın yanında. Whitechapel anıt yanı, mezarlığın yanı. Demek ki bu. Evet arkadaşlar, oraya gideceğiz şimdi. Hadi gidelim, kalk gidelim, bize gidelim, eve gidelim. Bırakamazsın. Ne yapacağız? We must analyze. İpuçları kalmış. Ne var ipucu kalan? Toprak var. Tamam arkadaşlar. Tamam, toprağı kimyasal bileşen olarak inceleyeceğiz galiba da. Evet, buradakini inceleyecekmişiz. Şunu yani. Evet, bunun içindeki sıvıyı şu tüpe döktük arkadaşlar. Tüpten de buraya sıvı indirdik. Bu beni ilk başta çok zorlamıştı. Sonradan anladım ne olduğunu. Örnek veriyorum, şu anda şundayız. Biraz damlatıyoruz. Ne çıktı? İki tane yeşil, bir tane kahverengi, bir tane mavi. Hemen tıklıyoruz. İki yeşil, bir kahverengi, bir mavi. Doğru. Sonra değiştir. Üç kahverengi, iki beyaz. Maviden. Hadi. Üç kahverengi, iki beyaz. Bu da doğru. Geçiyoruz yeşil. Ne? Üç beyaz, iki kahverengi. Üç beyaz, iki kahverengi. Bu da doğru. Sarı. İki yeşil, bir mavi. İki yeşil, bir mavi. Bu da tamam. Son olarak kırmızımız. Üç yeşil, üç mavi. Üç yeşil, üç kahverengi. Evet arkadaşlar. Bitirdik. Zehir. Ve görünüyor ki çok zehirli. Diyoruz ve devam ediyoruz. Yükseltilmiş bir salgınla saldırganlığa neredeyse deliliğine dolan bir madde kalbi durmasıyla ölmüş. Yani bu zehir saldırganlığa neden oluyormuş falan filan ama ölümüne neden olmuş çünkü yeterince kontrol altında değil. Onu sonra göreceğiz. Spoiler verdim. Spoiler da sayılmaz. Ne yapacağız? Dosyayı bulacağız. Dosya da şurada olsa gerek. Burada değil miyim? Şurada mıyım? General.
Tosca'yı nereye koydum be Holmes ya? Çok dağınıksın arkadaş. Şu an Watson'ız ya. Holmes'e istediğimiz gibi yardırabiliyoruz tabii. Burası Holmes'un odası. This. Şu yandaki de benim odam zaten de. Burada değil miydi ya? Hemen bir space yapalım o zaman. Space'e basıyoruz, bulamadık. Belirli bir sürede bir kere kullanma hakkımız var. Doluyor sonra da şunu içelim de. Tamam. Bizim odaya bakalım bir de. Şu an mesela doldu, şu an kullanabiliriz tekrar. Neyse, daktilomuz. Biz bir yazar olduğumuz ve Here is Holmes'un hikayelerini yazdığımız için öyle bir daktilomuz var. Evet, burada incelenecek bir şey kalmadı. Dosya neredeydi? Burada mıydı? Evet. Zehir olduğu için zehir yapabilen elemanlara bakıyoruz şimdi. Mesela fare zehri, Alman, ömür boyu hapse şey yapılmış, Hans Schillen falan filan. Son bilmem ne kadar zamandır işte hapse girmiş olanların bir şeylere bakıyoruz öyle arkadaşlar bu kitaptan. Tamam, baktık acı. According to these Evet, documents, fare zehri olduğuna, Hans fare zehri olarak Schill, bilinen known as Hans the Schillen rat killer. işte en Is it büyük happened uzman that he falan done? filan diyoruz ve yardırmaya başlıyoruz tekrar yeni bir görevle. Hızlı bir şekilde I devam cannot. edelim. Şimdi bırakalım aslında ne yapacağız onu bir hatırlatsan bana. Geçiyoruz öyle Let diye us look at our bitiriyoruz. deduction. Ha, sonuç tablolarına göz atacağız. Ona da şuradan bakıyoruz. Evet, aşağı şeyler geldi. Şimdi psikopos, parmak, deney şişesi, zehir. Psikopos kendine yenik düştü. Ne alaka bilmiyorum. Psikopos saldırganın parmağını dişleriyle kopardı. Evet. Kavga ettiler diyebiliriz. 40 deney şişesinin üstünde biraz kan var. Evet, deney şişesinin üstündeki de psikoposa içirdi. Deney şişesinde deli yara olan bir zehir var. Katillerin şeyleri. Katillerin, psikoposun katilleri vampir diye yazmışlar ya. Well done, what's there? Evet. Güzel. You're Burayı da Oliver yaptık. Wigan. Şimdi gidiyoruz o şey sokağına. Whitechapel. Ama bizim böyle bir elemanlarımız var. Bunlara ufaktan para veriyoruz. Sokak çocukları falan. İşte bize istediğimiz istihbaratları getiriyorlar. Şu adam şurada, bu adam burada falan muhabbeti yani. No, Ben uyuyacağım diyor şey, Watson. Wow, benim mükemmel bir exciting. dünyam var. Uyumam öyle falan made-up yapıyor stories. Sherlock de. I want to know what happens next. Keep... Orada çocuklar hikayenin anlatımı ile alakalı arkadaşlar. Watson'ın kitabını buluyorlar falan, onu okuyorlar. Biz de onu canlandırıyoruz şu anda. Hani geçtin, o neydi, hacı demeyin bana. Şimdi şey yapacak mıyız? Yapmayacağız, gidiyoruz. Ya Kingston bahçelerine ya Westgate hapishanesine gidebiliriz. Ben ilk Westgate'e Westgate. gitmiştim, o yüzden yine Westgate'e gideyim. Here we Evet, bunları hemen geçiyoruz. Hızlı bir şekilde We geçtik. we Hapishane must müdürüyle konuşacağız. Burası işte Londra'nın en bilmem ne bilmem ne hapishanesi arkadaşlar. En güvenli. Kaçan olmamış falan filan. Evet, müdürün odasına geldik. Burası sekreter yeri. Kız uyuyor. Oh. Memur ne de olsa. Mis. Uyuyor. Salla başı alma aşı modunda. Tabii ki öyle değil memurlar. Ama Evet. Geçiyoruz buraları da. Neydi? Kadın haber vermeye gitti. Biz de hemen bir araştırıyoruz şöyle. Kadının ismine bakıyoruz. Jenny Patterson. Allah Allah. Müdürün adı da soyadı da Patterson. Hayırdır hacı diyoruz yine. Sıcak çay. Bunu incelememiz çok iyi oldu gerçekten. Hani bunu incelemeseydik davayı çözemezdik bence. Gördüğünüz gibi müdürle sekreterin soru ismi aynı diyor soyadı. Tamam, bunları hemen geçelim. Biz o Hans bilmem Neyman'la görüşmek istiyoruz arkadaşlar. O şeyle. Kimyager. Kimyager neyse işte o zehir ustasıyla. Aile bağı falan dedik işte. Hacı siz kardeş misiniz, akraba mısınız, sevgili misiniz falan. Kızı çıktı şeyin. Müdürüm. Ama kızın kıza kötü davranıyor yani kısacası şey. Hani torpil morpil var ayağı yapmasınlar diye herhalde. Sorry. Kıza kötü davranıyor. Let's go to the... şuradan pes aldık biz. Pes de girebiliyoruz.
Yoksa sokmuyorlar defter demin gördüğünüz gibi. It is about... Şöyle hemen bir imza defteri. It is... İşte potasyum bilmem ne. Burası This nöbet it... yeri boş. Nöbet çizelgesi yani. Hadi 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 geç buraları. Nasıl bu kadar hızlı gidersek bir bölümde biter bu huy. Normalde bayağı uzun sürüyor da. Bunların hepsini soruyoruz. Nöbetçi gösterge kartları niye yok? Acılar falan yapıyoruz böyle. O da daha sekreter asmadı. Biz de bekliyoruz falan diyor. E diyoruz nasıl sekreter asmadıysa nasıl biliyorsunuz şeyinizi? Kimin sırası, kimin neyi? Kapılarda özel bir şifre var. Onu bilen girebiliyor zaten. Onu da müdür veriyor. Hani öyle her önüne gelen giremiyor falan. O şifreyi kim sahipse onun sırası olduğunu biliyoruz falan diyorlar. Ama burada işte ne demişimizde. Allah Allah Allah. Şu elemanlar kardeş ve birbirlerinden nefret ediyorlar. Diğerleri boş zaten. Bu hapishane yıkılacak arkadaşlar. Son mahkumlar bunlardı. Evet geldik bu elemanın yerine. Eleman da hani böyle yakışıklı makışıklı bir herif ha. Geçiyoruz bunları hemen. Zıplıyor hopluyor böyle çok da enerjik ha. Herhalde şeyde dolma kalemini istiyor bizden yardım etmemiz için. Yani bize yardım etmek için dolma kalemini getirmemizi istiyor. Her neyse çok da enerjik. Psikopatın önde gideni apayrı bir şey. Hemen yardırıyoruz. Adamın dolma kalemini bulacağız. Mahkumun eşyaları nerede? Hacılar diyoruz. Anahtar nerede? Hacılar diyoruz. No, Mr. Holmes. Sekreterin ofisinde diyor. İyi gidelim. Bunu okumasaydım 10 saat arardım ha. Çünkü ezberi hatırlamıyorum arkadaşlar oyunu. Bazılarını not aldım, bazılarını direkt geçeceğiz. Hiç yapamadığım bölümler var. Bir tane falan o gerzek numara döndürme falan tarzı oyunlar vardır ya. Onları uğraşmaya değmez yani. Geçme şeyi var. Evet, anahtarları ben açıyoruz. Müdür ne var? Müdür. Mr. Holmes. Bir de şey... Mahkum bize işte ne olur ne olacak belli olmaz falan filan muhabbeti yaptı. Biz de diyoruz ki müdüre, hacı bu kaçacak, kaçışmayla ilgili böyle abusum şeyler söyledi. Bir, kız ağlattı yine gelecek. Bu kaçmayla ilgili bir şeyler falan söyledi. Dikkat et bak bu kaçacak, şey yap hani bir kontrol et odası şey hücresine. Bunda böyle garip ayaklar var diyoruz. Onlar da, o da ilk kaçamaz maçamaz buradan nereye kaçıyor acı falan yapıyor bana. Sonra diyorum acı deme bana ağzını burnunu kırarım yapıyorum. Tamam biz bir hallederiz bakarız diyorlar. Biz o sırada mahkumun eşyaları için anahtarları aldık. Adamın bir açıyoruz böyle garip bir kutu var herifte herifin dolabında. Bu salakları açamamış şeyler. Ne denir ona? Gardiyanlar. Açamamışlar. Zehir ustası ya bir de bu herif. Şey yapmışlar hani kullanmasa açmasak daha iyi zaten falan muhabbeti yaptılar. Hani içinden zehir çıkarmaya çıkar. Gördünüz mü arkadaşlar bazı yerlerde kilitler var. Oralara tıklayacağız. Şurada benim ekranımdan kaynaklı izler var ben onlara da tıklıyorum ama. Şura başka var mı benim ekranımdan kaynaklı? Bakalım var mı başka iz? Bir tane bulsaydık keşke de gösterseydim izlerin nasıl göründüğünü. Bu kadar mı? Allah Allah. Bir tane daha vardı sanki ya. Olmaya da bilir. Emin değilim çünkü. Evet yok herhalde. Neymiş şimdi? H. C A B R S H C A B R S H C A B R ve S B R B R B R B R B R B R B R B R B R şu an bakalım S burada B R burada evet bu kadarmış arkadaşlar bir tane daha var diye şey yaptım ama yokmuş evet kutu açıldı bir tane mektup çıktı. Watson soruyor ne yazıyor onda falan diye anne diyorum daha sonra Watson sen benim her işime karışma bakayım hacı diyor. Tamam diyor. Emredersin diyor. Hani büyüksün. Sherlock abi diyor. Ha şöyle diyorum ben de. Yola gel. Adam ol. Akıllı ol. Hani haddini bil Watson diyorum. Doktorsan doktorluğunu bil diyorum. İşte
okumuyorum yani şeyi. Bu da Gerz Hoca'nın şeye, kuru temizlemeye kıyafetlerini göndermiş. İşte bilmem ne yapmışlar, getirmişler de buradan ayrılamadığı için gidemiyorum, işte işten sonra getirin dedim ben onlara defalarca falan filan muhabbeti yapıyor. Öyle bir şeyler diyor yani, tam emin değil. Öyle diyor aslında ama eşyalar odada çıkıyor, nasıl oluyorsa ben de bilmiyorum. Neyse işte, biz de biz alırız tabii diyoruz. Ve sanki hayrımıza yapıyormuşuz gibi. Bu arada arkadaşlar hatırlatacağım bir şey, ne demiştim ben? Sekreter anahtarlarını kaybetmiş. He, onu söylememiştim. Sekreter anahtarlarını kaybettiği için bu odaya giremiyor. Yani dolabını açamıyor. Dolabını açamadığı için de nöbet çizelgesini asamıyor. Bunu da babasına söyleyemiyor kızar diye. Yani nöbet çizelgesi kısaca... pardon. Evet, kuru temizlemiş getirmiş. Biz buraya asıyoruz. Nöbet çizelgesi dolabında. Dolabının anahtarını kaybetmiş. Onu hatırlatayım dedim. Sodyum bikarbonat var burada. Aldık biraz. Kitabın içine bir bakıyoruz, anahtar. Allah Allah diyoruz, Jenny Patterson'ın anahtarı. Bu herifin şeyinde ne geziyor, ne denir ona? Dolabında ne geziyor, dolabındaki kitapta. Aa, çok garip bir şey. Çıkalım buradan hemen. Sonra Jenny Patterson'ın anahtarını alalım. Bir de Jenny'nin dolabına karıştıralım bakalım. Evet, bir tane oyun. Bu oyun çok hoştu. Bir an ne bu acaba falan demiştim ama hoş bir oyun arkadaşlar. Şu siyahlara koyamıyoruz. Beyazlara koyacağız. Yani garip bir cümle oldu ama öyle. Şöyle bir ayıralım hemen. Cidden nasıl yaptığımızı çok hatırlamıyorum ama ayıralım. Spektrumuzlar bir tarafa, yeşiller bir tarafa. Şimdi şu uçlar birbirine gelecek. Bunu buraya koyamayız. Bunu buraya koyacağız demektir. Yeşil yeşile, kırmızı da kırmızıya gelecek. Bunu da buraya koyacağız demektir. Sonra bunu şuraya koyacağız demektir. Bunu şuraya koyacağız demektir. Bir tane daha yeşil olması lazım. Bu buraya. Sen de yok, bu buraya olmaz. Bir tane daha yeşil olması lazım. Ben mi göremiyorum yeşil vardı acaba? Buraya. Neyse şöyle bir devam edelim de. Olmadı. Bu buraya değil o zaman. Buraya da olmaz. Buraya da olmaz. Buraya da olmaz. Şuraya da olmaz. Buraya olmaz. Buraya ya. Buraya olması lazım ama şöyle olabilir. Olmaz. Böyle olmaz. Lan nasıldı bu? Vallahi unuttum ha. Bu buraya. Yok. Ucu buraya, tamam. Sen burayasın, tamam. Tamam, şimdi oldu. Sen buraya. Sen buraya. Sen buraya. Sen buraya. Sen buraya. Sen de buraya. Evet. Neyse. Bulduk. Açtık kutuyu. Bir bakıyoruz, mektup. Cem benim, hadi evlenelim falan diyor. Ve gelen kişi o kapıda bekleyen Don Kişot. Yani şey, kapı görevlisi. Bu da hizmet bordrosu, yani şey muhabbeti arkadaşlar. Ne denir ona? Nöbet çizelgesi. Yani o kapıdaki dallamayla dedi. Kapıdaki elemanla bizim müdürün kızı Jenny aşne fişneymiş. Yani sevgililermiş. Evlenelim, evlenelim. Hatta çocukları var. Yani çocukları yok da Jenny hamile. Bu arkadaş Jenny. Bulduk bir şey diyoruz. Nöbet çizelgesini. Sağ olun falan diyor. Hiç de sormuyor. Ulan nasıl buldun? Benim çantamda şeydeydi o. Dolabımdaydı. Dolabımı mı karıştırdın? Diğer içindekileri buldu mu falan. Hiç sormak yok. Böyle de işte düşüncesiz insanlar bunlar. Bu elemana gidiyoruz. Bir şey diyemiyoruz. Çünkü zaten dedik diyeceğimizi. Neyse. Nöbet çizelgesini veriyoruz. Zeminka'da giremezsin çünkü nöbet değişimi mi? Öyle bir şeyle diyor. Al sana nöbetçi gösterge kartları diyoruz. Tamam diyor, acı o zaman gidebiliriz diyor. Ziyaretçi defterine bir şeyler yazmak ister misiniz diyor. İsteriz diyoruz. Buralara dikkat edin şimdi arkadaşlar. Kaleme dikkat edin. Yazdık. Çok güzel. Salak da niye elini sürtüyorsa bizim kağıdımıza. Neyse boş ver. Geçelim bunları arkadaşlar.
Hoşçakal. Hizmetinizdeyiz. He, bu dallamaya şey verecektik. Buna mı verecektik yoksa? Ona değilmiş. Evet, aşağı inelim o zaman. He, yukarıdaki dallamaya olsa gerek. Bu polis olmak istiyormuş normalde. Biz de bir tane mektup yazdık arkadaşlar. Dedik ki hani bu benim referans mektubum. Hani ben referans oluyorum sana, bunu götürür verirsin ama sadece ona ver. Hani açma hiçbir şekilde falan diyoruz. Ona aç, ona göz, ona götürmeden önce açarsan işte biz bir kaybolmuş olur. Hani polis polis olamazsın diye tehdit ediyoruz. Neyse biz bu dolma kalemi verdik. Holmes, it sounds to me as though this Shielman is implying that an escape attempt will be made. Yes, we must go. Evet, burada bir kaçışan falan gibi bir şeyler söyledi. Gidip müdürü uyaracağız. Demin uyarmamışız demek. Hakikat deyince ben öyle sandım. Çıkıp duruyorlar ya. Buradan mı? Yol neresi? O kadar büyük ki. Çocuk yeri o kadar şey yapmışlar. Neyse gidip müdürü uyaralım biz. Ne oluyor? Kız orada bağırınıyor. Evet. Garip bir şekilde arkadaşlar adam kızın hamile olduğunu öğrenmiş. Ama kim babası diyor ki söylemiyor falan. Director, you will have to postpone this small family reunion. We believe that a serious scheme is afoot. Küçük aileyi bir araya getirmeye ertelememiz lazım. Bu adi herif kaçacak. Hani bir kontrol edin falan filan. Wait for me in the guards room. What an extraordinary gentleman that. Oh yeah. I wouldn't want to be. Aşağıdan sesler geliyor bir anda arkadaşlar. You. Yes, that's not normal. But why does no Sullivan sound? Follow me. Aşağıda olaylar var yani. What sound? Bu salak da burada sıkıştı kaldı bu ikisi. Şimdi alarm çalışmıyor. Locked. Kapı açılmıyor. Biz ne yapacaktık? Burada onu unuttum yalnız. Yapacağız artık bir şeyler. The door is locked and I can hear shouting. Bunlar da burada kavga ediyor kızlı adam. Locked. Yoksa anahtar vermişti ya. O vermişler mi? Yok vermemişler. Anahtar vermeleri lazım. Biz mi alacaktık yoksa? Hey, what are you waiting for? It's impossible. No. Ha. Take the kid. Evet, anahtarları şimdi bize alacağız şuradan. Evet, aldık. Koş, koş, koş. Zaman kaybetme. Arka taraftan giriyoruz arkadaşlar. Arka kapısı. Burası, bura giriş çıkışa kapatılmış normalde. O yüzden açamıyoruz. Ama anahtarları bana verin. Orası samanlayıcıyla kapalı. En azından buradan çıkayım falan diyor. O iki kardeş olan elemanların hapisten çıktığı yani kapılardan çıktığı düşünülüyor. Neyse Holmes geldi sonunda. Tam çözüm yapıyoruz sonuçta. Burada şey yok hani anlatmama normalde gerek yok ama hem zaman geçsin hem de oyunu da biraz görmüş olun diye şey yapıyorum. Şu şekilde geçeceğiz. Evet. Şu arkadaşı şuradan bu arkadaşlara değmeden ortaya geçirdik. Alarm çalmaya başladı, kapılar açıldı falan filan. Aşağıda anahtarı isteyen Sylvian dediğimiz gardiyan yani. Deminki gardiyan. İsmi Sylvian mıydı neydi? Herhalde yandan çıktı diyoruz. Alarm çalınca yukarıdaki zaman ayarlı kapı da açılıyor. Açılınca da arkadaşlar hani alttaki anahtar dağıldığı için çıkabiliyor. Ama bir bakıyoruz. Şaştık kaldık. Sylvian burada. Sylvian'mış her neyse. Yani buradaki o fare zehri dediğimiz mahkum yok. Mahkum kaçmış buraya bizim gariban gardiyanı koymuş. Yani bizden burada anahtar isteyen aslında fare zehri dediğimiz haydut
mahkum, mapus arkadaşmış. Ve hapisten kaçtı. Kaçılmaz yani, hapishaneden kaçtı. Tamam, şimdi ne yapıyoruz? Ben de her çıkış yolu bulamadığımda bir gün odaya gidiyorum artık. Evet, hapisten kaçtı, her şey pardon. Charlotte şurada duruyor olsa gerek. Evet, orada. Tipe bakın ya. Tipe bak, korkutucu bir herif ya bu Charlotte. Baksanıza tipe. Vallahi korkutucu ya. Ah, Holmes, there you are. Not. Korkarım bu soruşturma açık sonuçlandı diyoruz. Sherlock'te hiç zannetmiyorum diyor. Ve bir gidiyoruz arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Bak kim bekliyor bizleri Sherlock ve kaçırdığımız fare zehri dediğimiz eleman. Calm down. He's harmless. But what is it? Because I asked him not to. Are you telling me you helped him? Kaçmaması ben söyledim çünkü quite diyor. So, as he wouldn't have been able to do so. Nasıl seni dinliyor? Bunu tek başına başaramaz dedi. And you will have them. But my priority for the moment. Very well. Şimdi anlatmayacağım sana falan filan dedi. Sonra anlatırım dedi. Nereye gidelim? Whitechapel'a da gidebiliriz. Kensington'a da gidebiliriz. Whitechapel'a gidelim. Good. Ve ilk tam çözüm bölümümüzde bence burada bitirelim artık. Çünkü böyle giderse tek bölümde bitireceğiz, bir anlamı olmaz. Evet, böyle bitirebilirim. Evet, Whitechapel'la devam edeceğiz arkadaşlar oyunumuza. Whitechapel bayağı fakir, varoş bir bölge. Kuzularına dikkat ol. Dikkat et Holmes. Burada bütün krallığın yan kesileri var diyor. En yoğun bölge burası. Hacı Londra'daki diyor. British. Peki. Birleşmiş krallıktaki. Yani Night Kingdom'daki. Evet arkadaşlar. Tam olarak buradan devam ederiz tekrardan. Şimdilik kaydedelim şöyle. Nereye kaydedelim? Buraya kaydedelim. Buradan devam ederiz. Evet arkadaşlar, The Testament of Sherlock Holmes'un ikinci bölümünde daha sonra görüşürüz. İlk bölümümüz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. O zamana kadar hem Türkçe oyun sektörüne hem de güzel oyuna destek olmak için Steam'den alabilirsiniz. Yaz indirimleri vardı zaten, büyük ihtimal kaçırdınız almayan arkadaşlar için, ama olsun, bayağı yani çok pahalı bir oyun değil. Alın arkadaşlar, yani o kadar uğraşılmış, Türkçe yapılmış falan. En azından bakacı Türkçe yaptınız, alınıyor. Şu oyunları Türkçe çıkartın diyebiliriz. Neyse arkadaşlar, izlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize iyi oyunlar dilerim. Hoşçakalın.